Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Yamuğun 3 ve 4 numaralı testini çözeceğiz bu videomuzla birlikte. Hemen 3 numaralı testini alıyorum. Ve ilk sorumuza odaklanmamızı yaptıktan sonra başlıyorum dedim. Evet. ABCD yamuk. EF orta taban. Madem ki orta taban dostum, bu yüksekliği ben yukarıya doğru da gittiğim zaman bu yükseklik mecbur 2'ye bölünmüş olacak. Yani alt tarafı 4 ise üst tarafta 4'tür diyorum. Tüm yüksekliği 8 buldum. Şimdi yamuğun alan formülünü kısaca nasıl yapıyorduk? Orta taban çarpı yükseklik. Yani 8 çarpı 8'den hemen 64'ü paketledik dostlar. Yamuğun alanı orta taban çarpı yükseklik formülüydü. 8 çarpı 8'den de sorunun cevabı geldi. Evet, ikinci sorudayız. AC'yi vermiş, BD'yi vermiş. Yani köşegenlerin uzunluklarını vermiş bize dostum. Aradaki açıyı da vermiş. Bütün dörtgenlerin alan formülü neydi? Köşegenleri çarp, yani 7 ile 8'i çarp, 2'ye böl. Ve aradaki açının sinüsüyle de çarp demiştik dostlar. Sinüs 45. Kök 2 bölü 2'dir dedim. 2 kere 2 4. 8'i 4'e böldük 2. Ne kaldı geriye? 7 kere 2 14. Kök 2 geldi alanımız. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi yamuğun da alan formülünü köşegenleri çarpıp 2'ye böl, bir de aradaki açının sinüsüyle böl, formülüyle buluyorduk. Şimdi ABCD yamuk. AD paralel BC demiş. BC AD'nin 2 katıymış dostlarım. Hemen onu bir gösterelim. Buraya K diyelim. Buraya 2K. Alan BEC'yi 12 vermiş. Şurası 12 birim. Hadi şu kelebeği bir kullanalım dostlar. Oranları bir yerleştirelim. 1'e 2 oranı var. O halde şurası M. Şurası 2M olacak. Hemen 2M'ye 12 düştüyse M'ye yarısı 6 düşecek. Yine burası 6 ise biliyoruz ki yamuktaki şu köşegenler çizildiğinde yandaki alanlar eşitti. Burası 6 ise burada 6. 2M'ye 6 düştü. M'ye de 3 düşecek diyebiliriz. Bize de tüm yamuğun alanı soruluyor. 12. Şunlar da 12 yaptı, 24. 3 daha, 27'yi paketledim dostlar. 4 numarada bir dik yamuk, köşegenleri dik olan bir dik yamuk görüyorum dostlar. Köşegenleri dik olan dik yamukta şöyle bir kuralımız var. Yüksekliğin karesi, yani x kare eşittir alt ve üst tabanın çarpımına, 4 çarpı 12. Öklit bağıntısıdır aslında bunun orijinali dostlarım. Hemen söyleyelim buradan. X kare eşittir 48. X eşittir 4 kök 3 geldi diyelim. Evet, 5 numaradayız. Şu üstteki alanla alttaki alanı birbirine eşit vermiş. Bakın biz bunun benzerini testte de çözdük dostlar, hatırlarsanız. İkinci test ya da birinci testte olması lazım. Şöyle bir kural öğretmiştim size. Bu üstteki alanla alttaki yamuğun alanlarının oranı şöyleydi. Tabi burada şimdi eşit olduğu için A bölü A'dan 1 eşittir. Üstteki yamuğun alanını yazarken tabanların kareleri farkı, yani x kare eksi 36 bölü alttaki yamuğun alanı da yine aynı şekilde 12'nin karesi 144 eksi x kare diye yazıyor. Şimdi bunları birbirine eşitlersek hemen şuradan da yapalım bu işlemi. 144 eksi x kare eşittir x kare eksi 36. 36'yı buraya alıyorum, 180. X kareyi buraya alıyorum, 2x kare. Yani 90 eşittir x kare. X eşittir 3 kök 10 geldi. 5. sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı dostlar. 6 numaradayız. İkizkenar yamuk demiş yine. Öncelikle şu ikizkenar üçgenden buranın alfa olduğunu söylüyorum. Şu Z harfinden buranın da alfa olduğunu görüyorum. İkizkenar yamuktaki ilk kural nedir? Tabandaki açılar birbirine eşittir. Yani 2 alfa 80 dereceye eşitmiş dostlarım. O halde alfanın 40 olduğunu hemen paketledik. Evet, test 3'ü gömdük. Daha doğrusu gömmedik, yarısını gömdük. Şimdi 7 ile devam ediyoruz arkadaşlarım. Yine bir ikizkenar yamuk görüyorum arkadaşlar. O zaman şuradan da yüksekliğimizi bir aşağıya indirelim. Bu yüksekliğin uzunluğu 8 birim. Şurası da 2 birim olsun. Bakın dostlarım, şimdi bunu normal uzun yolla da çözebiliriz ama ikizkenar yamuğa ait bir alan formülü var. Onu da aklınızda şöyle tutun. Eğer yamuğunuz ikizkenar yamuksa
şuradan indirdiğin yükseklik ile şu uzunluğun çarpımı A diyelim buna, yamuğun alanına eşittir dostlarım. Alanı böyle bulabilirsiniz. Ha, ya da şuradan indirdiğin yükseklik ile H diyelim, şu parçanın bu sefer çarpımı da olur ki bu da A'dır. H çarpı A olarak bulabiliyoruz. O halde sorumuz yükseklik ile şuradaki 12'nin çarpımı, yani yamuğun alanı 8 çarpı 12'den 96'dır dedik dostum. Yine bir ikizkenar yamuk görüyorum. İkizkenar yamuk AD eşittir DC, CB tamam. Paralellik BD çortay, bir de şunu vermiş. AB DE ile AE'nin toplamına. Bakın demiştim ki üçgenlerde böyle bir kenar başka iki kenarın toplamına eşit bir şey görüyorsanız kesin bir ikizkenar üçgen daha çıkacak soruda demiştik. Bakalım öyle çıkacak mı? Şimdi DE'ye K diyelim. EA'ya M diyelim. Şimdi ikizkenar yamukta köşegenler birbirine eşittir. Bunu hatırlayın dostlarım. Şu köşegen parçaları birbirine eşittir. Burada K. Şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Burada M. Ve K ile M'nin toplamı AB'ye eşitmiş. Bakın o zaman şuradaki K ile M'nin toplamı buradaki AB'ye eşitse bir ikizkenar üçgen yakaladım. Bununla bu ikizkenar, hatta bununla bu da ikizkenar yapar dedim dostum. Peki başka neler vermiş? Şimdi şunu yapalım. Şu açıya şimdi bu bir açıortaysa tabii ki bu köşegende açıortay olacak. Buraya da alfa diyelim. Burası 2 alfaysa burası da 2 alfadır. İkizkenar yamukta taban açıları eşittir. Buraya da alfa diyelim. Şimdi şu k artı m, bu da k artı m ise taban açıları eşit. Burası 2 alfaysa buraya da 2 alfa yazalım. Ve bakın şu üçgenin iç açıları 2 alfa, 4 alfa, 5 alfa çıktı. 5 alfa 180 derece ise 5'e bölerseniz 180'i 36 bulursunuz alfayı. Evet 9 numara ABCD yine bir ikizkenar yamuk ve diyor ki AE eşittir nereye? BD'ye. Şimdi bu BD köşegeniyle EA eşit. Bakın ben bunlara nasıl eşitlik diyordum? Salak eşitlik. Biri Şam'da biri Bağdat'ta. Hemen bu durumda ne yapacağız? Bunlardan birine eşit olan bir uzunluk çizeceğiz ki BD ikizkenar yamuğun köşegeni. Köşegenler eşit olduğuna göre ben şu köşegeni çizsem bu da BD'ye eşit. Dolayısıyla EA'ya eşit oldu. Peki ikizkenar üçgen çıktı. Şu açı da 28 derecedir. Hemen yazdım. İki iç açının toplamı bir dış açıdır. 56'yı paketledim. İkizkenar yamukta şu parçalarda birbirine eşitti. Demek ki alfa ile 56 eşit. Alfa 56 derece geldi. Evet, geldik 10 numaralı yeni nesil bir soru tarzına. İkizkenar yamuğu şekilde verilmiştir diyor. AB BC üzerine katledecek şekilde katlanıyor. Elde edilen şekil 2'deki mavi boyalı bölgenin alanı 4√3 birim karedir. AD paralel BC'dir yamuk olduğundan dolayı. AB eşittir AD'dir gördük. BAD'yi 120 vermiş, onu da gördük. Şimdi isterseniz ilk önce şöyle yapalım. Biz şunu katlanmadan önceki bir haline açalım dostlarım şöyle. Katlanmadan önce böyleydi. A buraya geldi. Katlandığı için kat çizgisi açıortay oldu. Şunlara bir açıortay olduğunu gösterelim. Şu adam bu adama eşitmiş dostum. Bunu bir söyleyelim. O zaman bunlar aynı simgeyi hak ediyorlar demektir. Bu katlandı buraya geldi. Katlandığı yere eşittir. Bu katlandı buraya geldi. Buraya eşittir. Bakın burada bir eşkenar dörtgen çıkarttık böylelikle. BAD'yi 120 vermişti. O zaman şuralar 30. 30, hatta bunlar da 30, 30, şurası da 120, 120 ise buraya da ne kaldı? 60 derece kaldı arkadaşlarım, bunu da yazmış olduk. Başka katlandı buraya geldi, her şeyi gösterdik herhalde dostlarım. 30'ları 60'ları yazdık. Nasıldı bu? İkiz kenar yamuktu. O halde buna da şöyle tık tık koyalım şu simgenin aynısını. Demek ki burası da 60 derece, bakın eşkenar çıktı şansımıza. Hatta bize bu eşkenar üçgenin alanını vermişti. Yani a kare √3 bölü 4'ü bize 4√3 olarak vermiş. Kök3'lere bay bay dedim. Demek ki a kare 4 kere 4'ten 16. A'yı da 4 bulduk. Şu bir kenar 4. O halde bunların her biri 4'er santim. İkiz kenar yamuğun çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şunları 4, 4, burayı 8, burayı da 4 bulduk. Artık çevreyi bulmak çocuk oyuncağı. 8
4 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20'dir dedim. 10. sorunun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 11 numara. Aşağıda ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt verilmiştir. AB eşittir AC eşittir 11 birim. BC'de 12 birimmiş. Bir yazalım. 12. Şurasıyla şurası 10'ar birimmiş. Tamam. DB diyor. K ise DB, EC de K birimdir ve AB 4K'dır. O halde şuraya da 3K kaldı. Bunları da yazalım. 3 bölü 4 benzerlik oranımız 3 bölü 4 olacak. Demek ki DE 9 olacak. Bunu da yazalım. Ok yönünde katlanarak şekil 2'deki gibi elde edilmiştir diyor. Şu şekil 2'yi bir görelim arkadaşlarım. Şimdi neler biliyoruz? Şurayı 9 diye bulduk biz az önce. Şunu şuradan şöyle bir daha bir hamlesini yapalım. Katlanmadan önceki halini açalım. Şurası 3K'ydı. Şurası 1K'ydı. Şimdi 3K şuradan aşağı inen diklik 3H ise şuradan inen diklikte yine 3H olacak. Aynı üçgeni buraya katlamışız çünkü dostlarım. Ve hatta şurada ne var? Bakın buna 3H dedim. 3H ise şurası H olacak. Buraya da kaldı 2H. Peki. Ne diyor bize? Şuradaki yamuksal bölgenin alanı acaba nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Verilen herhangi bir alan var mı? Yok. Yüksekliği bulmamız gerekiyor. Onu da şu üstteki üçgenden bulalım hemen. Şuradan bir diklik indirelim. Burayı 6 6 diye bölecek. 6 8 10 çıktı dostlarım ki 10 6 8 10 ise burası da 2'ye 6 olacak. Çünkü neden? 1'e 3 oranını bulmuştuk az önce haşa 3h'dan dolayı. Demek ki bizim h dediğimiz yamuğun yüksekliği 2 birim olduğunu bulduk. Şimdi yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban. Alt taban 12, üst taban 9 bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlarım. Yüksekliği de 2 bulduk. 2'ler gitti. 12, 9 daha 21 gelmiş olması lazım. Nerede hata yaptık? Yamuksal bölgenin DEFG, pardon, FG sadece şuranın alanını istiyormuş arkadaşlarım. Şuradaki yeşil yamuğun alanını istiyormuş. Çok pardon. Peki yeşil yamuğun alanını bulalım biz şimdi. Tabii onu da şuradaki benzerlikten bulalım dostlarım. 2 bölü 3'müş bu oran. 2 bölü 3 eşittir. Ne diyeceğiz şimdi? Şu GF'ye x dersek x bölü 9'a. X bölü 9'a. Hemen 3 katı, bu da 3 katı olacak 6. Tamam, buraya 6 bulduk. Şimdi bir daha yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Şunu sildim. 6 artı 9 bölü 2 çarpı yükseklikte 2. 2'ler gitti. 6, 9 daha 15 geldi. Tamamdır dostlar, bulduk soruyu. Test 3'ü bitirdik. Test 4'e geldik. Hemen ilk soruyla devam edelim. AC'yi 10 vermiş, BD'yi 12 vermiş. Köşegenleri vermiş arkadaşlarım. Köşegen uzunlukları. Yamuğunun D köşesinden AC köşegenine indirilen dikme. D'den AC'ye bir dikme indirin diyor. Bu dikmenin ayağı H olsun diyor. Ve DH, EH'ın iki katıdır. Şuna K dersek bu da 2K olacak diyor. Yamuğun alanını sormuş. Köşegenleri verip alanı sorduysa ne yapacağım? Köşegenleri çarpacağım 10'la. 12'yi çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de ne yapıyorduk dostlar? Şu köşegenlerin arasındaki şu açının sinüsü. Sinüs hemen buradan K, 2K, K kök 5'i yazayım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 2K bölü K kök 5. Yani 2 bölü kök 5. Peki ikiler giderse 120 bölü kök 5 gelir. O da 120 çarpı kök 5 bölü 5'ten 24 kök 5 geldi. Birinci sorumun cevabı Bursa'dan çıktı dostum. Evet, 2 numaradayız. Bakın ne demiştik? Dik yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa yüksekliğin karesi yani altının karesi tabanların çarpımına eşit. 4 ile x'in çarpımına eşit. Demek ki x buradan 9 gelecek. Yamuğun alanını soruyor bize. Yamuğun alan formülü nedir? Alt taban artı üst taban 13 bölü 2 çarpı yükseklik. 6 ile bu gitti 3. 39 geldi sorunun cevabı. 3 numaradayız dostlar. Evet, 6 var. Şimdi şu yükseklik 6 ise şuradan inen de 6'dır. Hatta şuradan inen yükseklik 3 birimdir dostum. Bunu bir söyleyelim. Neden 3 hocam? Şu 6'nın orta tabanı olacağından.
Peki şurada bir deltoid çıkıyor. Bakın ikizkenar, yan açılar birbirine eşit 90'ar derece. Madem ki deltoid, o zaman şu uzun köşegeni çizersek burası kesin açıortay olacak, bu bir. Şurası kesin 6'dır deltoidden dolayı, bu 2. Başka ne söyleyebiliriz? Başka da çok bir şey söyleyemeyiz herhalde. Yine şuradaki Z harfinden şurası da çizgili açıdır diyelim. Madem ki çizgili açı öğretmenim, bu bir ikizkenar üçgen. Şurayla şurası birbirine eşit geldi. Bunu görmüş olalım. Yani şuraya K birim dersek burası da K birim. Burası 2K birim oldu. Bakın 90'ın karşısı 2K. Neyin karşısı K olur? 30'un. Demek ki şurası 30, şurası 60 dereceymiş. 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6, 60'ın karşısı 3 kök 3 olur. Şurayı bulduk. 3 kök 3. Yine 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3'tür. Burayı bulduk. 90'ın karşısı 2 kök 3'tür. Bunu bulduk. Burayı da 2 kök 3 bulduk. O zaman burayı da 2 kök 3 bulduk. Her bir şeyi bulduk arkadaşlar. Neyi soruyor bize? Yamuğun alanı. Neydi? Alt taban 4 kök 3, üst taban 2 kök 3, topladım 6 kök 3, 2'ye böldüm, çarpı yükseklik dedim bir de dostlarım. Yüksekliğimiz de 6. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3, 18 kök 3 çıktı. 3 numaralı sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Arkadaşlar şimdi çözerken daha kolay bir yolunu da fark ettim ama çok kafanızı karışmasın diye hiç onu göstermeyeceğim. Bir kere böyle başladık, böyle de gitsin dostlar. Evet, 4 numaradayız. Yine bir ikizkenar yamuk muhabbetimiz var. EF'yi 6 vermiş bize. İkizkenar yamukta da şunu bileceksiniz dostlarım. Eğer ki ikizkenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa orta taban her zaman yüksekliğe eşit. Şimdi orta tabanı bize kaç vermiş? 6. O zaman yükseklik de 6'dır diyebilirsiniz artık. Peki AC'yi istiyor bizden. AC neresi? Şuradaki bizim zamazingomuz. AC'yi de şöyle bulalım dostlar. AC'ye x dersek BD de x olacak değil mi? Köşegenler birbirine eşitti ikizkenar yamukta. Şimdi ikizkenar yamuğun alan formülü neydi? Ya da bütün yamuklar için de geçerli, bütün dörtgenler için de geçerli. Köşegenleri çarp, x ile x'i 2'ye böl, aradaki açının sinüsü. Yani nedir o da? Sinüs 91'dir. Bu yamuğun alanı. Şimdi bütün yamukların alanı bir de orta tabanla yüksekliğin çarpımı olarak bulunuyordu ki o halde yamuğun alanı 6 çarpı 6'dan 36 gelecek. Bunu da yazalım. Demek ki x kare 72, x eşittir 6 kök 2 çıktı sorumuzun cevabı. Bir dik yamuk görüyorum ve dik yamuk görünce ne yapacağız demiştik? Hemen şuradan bir diklikte biz indireceğiz. Burası 4 olacak, burası 6. Bakın Öklit çıktı. 6'nın karesi 36, 4 çarpı 9'dur. Demek ki burası toplam 13 birim gelecek dedim. 6. sorudayız. ABCD bir yamuk. Bir verilen oranları bir yerleştirelim. AB'ye 1K derseniz diyor. AD de 1K'dır, DC de 1K'dır, BC 2K'dır. Yamuğun içi boşken biz ne yapacaktık? Yandan paraleli çakacaktık. Demek ki şurası da K, burası da K, burası da K. Hatta eşkenar çıktı. 60 60 60'ı yazalım. Alfayı soruyormuş. İşte bu 60'la alfa yöndeş olduğu için alfa da 60 derece geldi diyelim. Evet, geldik 7. sorumuza. Test 4'ün 7 numaralı sorusu. Şekilde ABC ikizkenar üçgensel bölgesi biçimindeki kağıt verilmiştir. AB 6, AA, BB paralel kesiliyor. Şekil 2 elde ediliyor. Şekil 1 falan filan kesilerek elde edildi. Bize de bu en son oluşan yamuğun çevresi nedir diye de bir soru soruyor dostlar. Şimdi öncelikle şu yamuğun şurasının kenarı A'ymış dostlarım. O halde burayı biz bir A bölü 3, 3'e böldük. A bölü 3, A bölü 3, A bölü 3 diyelim. Aynı şekilde buralarda A bölü 3, A bölü 3, A bölü 3 olsun. Başka şurayı B vermiş, BC'yi. Hadi bir de benzerlik yapalım. 1 bölü 3 tamamı, değil mi? 1 bölü 3. X desek şuraya X bölü B olur. 1 bölü 3 eşittir X bölü B. Demek ki X B bölü 3 olacak. Bunu yazalım. Sonra şuradan bir benzerlik yapıyorum. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Şuna x desek bu sefer x bölü b. Demek ki burası da 2b bölü 3
gelecek. Her bir uzunluğu bulduk. Şimdi gelin bunları şuradaki şekilde yerleştirelim dostlar. Şu yamuktaki şekle yerleştirelim. Bakalım burada nasıl olacak onu görelim. Peki AK'yı ne diyebiliyoruz biz şimdi? AK uzunluğunu A bölü 3 diyebiliyoruz. Hemen yazalım. Şurası A bölü 3. O zaman LC de A bölü 3'tür. Şuraya da A bölü 3 diyelim. Sonra beyazın kısa olanı B bölü 3, uzun olanı 2B bölü 3'müş. Bunu yazalım. Şunun tabanı B bölü 3'müş. Buraya B bölü 3 diyelim. Mavinin kısa olanı 2B bölü 3, uzun olanı da B'dir diyelim. İşte çevresini bulalım şimdi. Hadi topluyoruz hepsini. 2B bölü 3 buradan geliyor. 2B bölü 3 de buradan 4B bölü 3. Şurası 5B bölü 3. Şurası 6B bölü 3 yapar. 6B bölü 3 de 2B demektir. 1B de şuradan geldi 3B. Artı A bölü 3, A bölü 3 daha 2A bölü 3 yaptı. Hadi bunu da bir toparlayalım. 3 kere 3 9B artı 2A bölü 3. 9B artı 2A bölü 3 geldi sorunun cevabı. Evet, 8 numaradayız. Şimdi diyor ki şekilde diyor eş ikizkenar yamuklarla oluşturulmuş örüntünün bir kısmı turuncuya boyanarak. Ha, turuncu şu ortadaki beyaz olan kısım. Bizde beyaz turuncu tam çıkmamış. Tavşan resmedilmiştir diyor. Tavşan resminin kağıt üzerinde kapladığı bölgenin alanı 132 köküç. Oo. Peki bakalım bu tavşan kaç tane ikizkenar yamuktan oluşmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikizkenar yamuktan oluşmuş. Hemen 132'yi de 11'e bölelim. 1 kere 11 çıkar. 2, 22 de 12. Demek ki bir tanesinin alanı 12 köküç olacak. Tamam. Tavşan resminin kapladığı bölgenin çevresinin uzunluğu nedir diye soruyor. Tamam. Bakın şurada tavşanın şu üçgeni kapladığı kısma baksanız arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgen. Nereden anladın hocam? Bak eş yamuk ya bunlar. Yamuğun uzun kenarıyla yan kenarı. Uzun kenarıyla yan kenarı. Uzun kenarıyla yan kenarı. Yani üç kenar uzunluğu birbirine eşit. O zaman bu bir eşkenar üçgen. Üç tane eş yamuktan oluşuyor. Bir yamuğun alanı 12 köküçtü. 3 tanesinin alanı 36 köküç yapar. Tamam. Hocam şu eşkenar üçgenin alanı 36 köküç. Peki dostlar 36 köküç eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare köküç bölü 4'tü. 36 köküçmüş. Hadi köküçlere bay bay diyelim. 4 ile 36'nın çarpımı 144 yapar. Demek ki A 12 geldi. Bak şu eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 12. Yani 12 dediğimiz şey neyden oluşuyor? Yamuğun bir uzun kenarıyla yan kenarından oluşuyor. Şimdi şekle bakalım. Şekilde kaç tane uzun kenar, kaç tane yan kenar var? Bunu bulmaya çalışalım dostlar. Ona göre de sorumuzun cevabı gelecek inşallah diyorum. Şimdi hadi gelin şurayı bir bulalım. Bakın şuradan başlıyorum. Yamuğun uzun kenarı da aslında iki tane. Aa, şuna gördüm bak kısa yan kenara eşit gördünüz mü yan kenara A dersek şöyle AA yamuğun uzun kenarı 2A yan kenarı da A oldu demek ki şurası artık 2A şurası A şurası artık A arkadaşlarım soru bundan sonrası kolayladı diyebiliriz şunlar AA şurası A şimdi kaç tane A var bunu bulalım çok uzatmadan şuradan başlıyorum 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane A var. Biz ne biliyoruz? A'yı 12 diye biliyorduk arkadaşlarım. A dediğimiz şey ne? Şurası tabii 3A aslında bizim söylediğimiz şuralardaki küçük A'lar. 3A 12. A'yı ne diye bulduk? 4. 21 tane A vardı. 21 çarpı 4'ten ne çıkacak sorumun cevabı? 84 gelecek. Tamamdır. Geldik buna. Evet. 9. soru. ABCD yamundaki şeklindeki karton BD boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. 6, 4. Şimdi neresi 4? AD 4. AB 6. BC 14. DC de 8.
Oluşan büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanından kaç birim kare fazladır? Hemen şurada bir şeyler bulmaya çalışalım. Yamuğun içi boşsa ne yapıyorduk? Biz yandan paralel. O zaman burası 6, burası 4, burası 10. 6, 8, 10 çıktı demek ki dik üçgen. Dostum şu paralel kenarda köşegen ne yapıyordu? Alanı ikiye bölüyordu. Aslında bu alan bu alana eşitmiş. Onu söyleyeceğiz birazdan. Önce şuranın alanını bir bulalım. 6 çarpı 8, 48 bölü 2'den 24 burası. Şimdi 10'a 24 düştüyse acaba 4'e ne düşer diye soruyorum. 4 çarpı 24 eşittir 10x geldi. Oluşan büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanının kaç katıdır diye soruyor değil mi bize? 14'te gördük BC 14. Sanki virgüllü bir şey gelecekmiş gibi geldi de neyse devam edelim. 48, 96 geliyor burası eşittir 10x. X eşittir 9.6 geldi arkadaşlarım. Evet 9.6 çıktı. Demek ki buraya da 9.6 düşecek. Burası da 9.6. Şimdi küçük parça bölü küçük parça büyük üçgenin alanından kaç birim kare fazladır? 24, 9.6'dan ne kadar fazladır diye soruyor. 9'un cevabı Ceyhan'mış. 24 birim fazlaymış. Ha büyük dediğimiz şurası zaten arkadaşlar. Çok pardon. Ben büyüğü burası zannediyorum ya. Hayır hayır. Büyük dediğimiz zaten şurası arkadaşlarım. Bakın şu. Şurası büyük. Yani büyük olan küçük olan 9.6. 9.6 küçük olan, büyük olan da 9.6 ile 24'ün toplamı. Yani 24 birim fazlaymış dostlar. Evet tamamdır, doğru cevap 24'tür dedik. Gönül rahatlığıyla bulduk artık. Evet. Geldik 10 numaraya. Bakalım ne diyor. Şekildeki karenin yüksekliği 2 metre olan ön direklerinin birbirine uzaklığı 6 birimmiş. Dostlar ezan okunuyor. Bir durdurayım videoyu. Bitince devam edeceğim. Evet dostlar ezanımız bitti. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Şekildeki kalenin yüksekliği 2 metreydi. Demek ki şuralar kale direklerimiz 2'şer metre. Direklerin birbirine uzaklığı 6 metreydi. Demek ki şu 6 metre. Ne diyor? Direklerin birbirine uzaklığı üst köşelerden 0,5 metre. Demek ki şurası 0,5. Şurası 0,5. Yazmıyorum ki şekil karışmasın diye. Alttan da 2 metre geriden. Şuralarda 2'şer metreymiş. Şurası yine 6 metredir biliyoruz. 6. Gergin bir file bağlanıyor. Bu filenin gerildiği dörtgensel bölgelerin... Ha dikdörtgenmiş bunlar arkadaşlarım. Unutmayalım dikdörtgenler kullanılıyormuş bu fileleri yaparken. Hepsi dikdörtgenmiş yani. Bu dikdörtgenlerin de alanları toplamı nedir diye soruyor. Gayet basit bir soru. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenardır ki... Şu yandaki dikdörtgen hemen 2 kere 2'den 4... Şu yandaki dikdörtgen yine 2 kere 2'den 4 de oradan geliyor. Etti 8. Sonra şu arkadaki dikdörtgen var. 6 kere yüksekliğimizde 2 olduğu için 12. Bir 12 de buradan gelecek. Ne kaldı geriye? Şu üstteki file kaldı. Şu file. Onun da kısa kenarı 0,5. Uzun kenarı 6 olduğu için 6 çarpı 0,5'ten 3 gelecek. Bu da. Artı bir de 3 geldi dostlarım. Ne yaptı? 20. 23 çıkacak. 10. sorumuzun cevabı Denizli'den gelecekmiş dostlar. Evet arkadaşlar yamuğun 4 numaralı ve 3 numaralı testlerini de gömdük. 5 ve 6'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.